Herhangi bir onaylanmamış bir erkek olarak sergiliyorsan o yüzden kaçıyor olabilir. Instagram'da bir iki mesaj kurduysan hemen ses kaydı atın. Bana itaat etmek istiyorsun, bunu biliyorum. Mesela Murat Boz'un mentalitesinde ol. Şu an karşı tarafa Hocam muhtaç. Sizde bende var mı? Ben diyorum Anlamıyorum, ne yapıyorsun şu an lan? Şey, otistik gibi konuşuyorsun şu an. Peki sohbet etmek istedim de niye böyle tepki verdin de? Seninle sohbet etmek istedim. Sohbet etmek istiyorum, sen niye böyle kötülük kuruyorsun? Niye böyle İki dakika arayayım, halafet sorayım dedim. Sen niye beni kötülüyorsun Fuat, beni küfür ediyorsun bana? Birlikte yolculuğa çıkıyorduk. Ya birlikte böyle... birlikte yolculuğa falan çıkıyorduk beraber rüyamda. Saçların çok uzundu. Ya senin açacağın konuyu s**tim ya ben. Orr**nun Ondan sonra bu sefer de dediler ki sertifikan iptal oldu. Yani hepsi bol kesilen prim peşinde. Selam gençler, hepiniz videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben ve Cadde Ercan kızlarla konuşmayı pek beceremiyoruz. O yüzden yardım almayı denedik ve bir abimizle konuştuk. Annesine küfür edeceksin. Çok hoşuna gider. Tabii daha iyi bilen birisiyle. O yüzden tanıdığınız Sosyal Mühendis Akademi'den yardım istedik ve sağ olsun o da bizi kırmadı. Video tamamen eğlence amaçlıdır. Lütfen öyle oraya buraya çekmeye çalışmayın. Oyun videolarımı özlüyorsunuz biliyorum. Açıklamada bir kanalım var. Oraya da full oyun videoları atıyoruz. Sürekli atıyoruz. Oraya da abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız sizden tek isteğim videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız. 2 yıldır 140 bin abonedeyiz. Hala bir 150 bin barajını geçemedik. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir beklentimiz var. Şöyle söyleyeyim. Evet. Yani normal bir öğrencinizmiş gibi bize anlatın yani. Ne yapmamız gerekiyor? Mesela bu arkadaşım kızlarla hiçbir türlü konuşamıyor. Örnek veriyorum, sen kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. 19 yaşındasın. İlk önce bir kitap okuyacaksın. Başyapıt bir eser. Bir düşüncelerin oturacak. Bu kitapta kendine değer vermeyi öğreneceksin. Muhtaçlığı öğreneceksin. Ve kadın türlerini anlayacaksın. 3 türü ayrılıyor. Kitapta da bundan bahsediyor. Bir, alıcı olmayanlar. Sana karşı isteksiz. Seni sürekli erteliyor. Haftaya buluşuruz, yarın buluşuruz. Seni evet, sürekli çok kız var böyle. Haftaya buluşuruz diyen kız o hafta içerisinde başka erkeklerle buluşuyor. Doğru valla. Bu erkek alıcı olmayana takılı kalıyor ve tüm zamanını heba ediyor. Belki ilerleyen zamanlarda bir şey yaşarız diye. Sizin de başınıza gelmiştir belki. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Ya hocam benim şöyle oluyor, bir kızla konuşuyorum ve bu kız bir anda soğuyor. Hani kendimi kötülüyorum bu sefer. Neden oluyor bilmiyorum. Sen ona muhtaçlık sergiliyorsan veya herhangi bir onaylanmamış bir erkek olarak sergiliyorsan o yüzden kaçıyor olabilir. Instagram diye uygulama var. Oradan hikaye atıyor, fiziğini atıyor, alev atıyorum ve bir anda takipten falan çıkıyor öyle. Hani konuşamıyorum ya, yani, ilk adım atamıyorum. Zaten şöyle söyleyeyim. Instagram'da mesajlaşmayı falan ben hiç tavsiye etmem. Instagram'da bir iki mesaj kurduysan hemen ses kaydı atın. Bana itaat etmek istiyorsun, bunu biliyorum. Çünkü konuşmak bir narkozdur, aramak bir narkozdur. Mesajı herkes atıyor. Önemli olan konuşarak insanı bağlamak veya ses kaydı atmak. Doğru. Aradım mesela, açmadı telefonu, örnek veriyorum. Açmadı diyor, niye aradın? Açmayı sevmiyorum, o yüzden aradım. Yani hocam haklısınız aslında. Ya, çoğunlukla zaten telefonu açacak. Arayarak onu bağlayabilirsin. İletişimde aramak çok önemlidir. Vallahi ya hocam o zaman şey olmaz mı ya? Hani herkes telefon numarasını vermiyor biliyorsunuz. İstemiyorsa at çöpe. Önüne bak. Kolay. Hocam peki böyle birine bağlı kaldığımızda ne yapmamız gerekiyor? Yani bağlı kaldıysan, sana değer vermiyorsa çöpe devam edeceksin. Seni istemiyorsa istemiyor. En fazla Allah'ın hakkı 3'tür. Kuluna 2 yeter. 2 kez söylersin. İstemiyor mu? Tam önüne bakacaksın. Doğru söylüyorsunuz. Yoksa seni istemeyen bir kişi hayatını mahveder yani bir ilişkiniz olsa. Ben bir kızla Discord uygulamasında siber sevgili olmuştuk. İki gün anneme tartışma için interneti kesti. O yüzden giremedim Discord'a vesaire. Ve bu başkasıyla PUBG'yi oynarken gördüm. Sonra bayağı ayrılık falan yaşandı. Bana küfür etti. Ama ben çok seviyorum hala. Bu benim eksikliğim midir? Karşının bana bir şey midir? Bu senin muhtaçlığından. Şöyle bir mentalitede ol. Mesela kimi düşünebiliriz? Mesela Murat Boz'un mentalitesinde ol. Şu an elinde mesela kaç tane kız var? O mentalitede olman lazım. Murat Boz deyince aklıma bir şey geldi, kusura bakmayın. Mentalitesinde olman lazım. Senin eğer muhtaç bir mentaliten varsa zaten. Zaten bunu anladığı anda kaçar senden. Ama Murat evet, Boz'un mentalitesine yükselmek de bir anda zor iş değil mi ya? Adam... O mentaliteyi düşüneceksin işte. Anladın mı? Hani o mentalite olacaksın. Rahat olacaksın. Karşı tarafa muhtaç. Hocam sizce bende var mı? Böyle bakarsınız mesela. Pardon. Anlamıyorum ki. Anlamıyorum. Ne yapıyorsun şu anda? Hocam ben biraz old money izliyorum. Hani kızlar beğeniyor diye. Old money. Eski para. Zaten Murat yani... Boz'un mentalitesinde olur. Old dediğim zaten senin dış görünüşünle alakalı bir şey değil. Senin mentalite düşüncedir. Anladın mı? O düşünce yapısında ol. Taşlık sergileme diyorum karşıda.
Mesela bak bugün güzel bir yöntem geliştirdim mesela kızlar için. Evet. Bunu aslında kekolar biliyordu 2010 yılında falan yöntemi. Bunu kekolar uyguluyor. Belki bilmiyorsunuz siz de. Sizin yaşınız genç. Kekolar bunu ta 2010 yılında bulmuşlardı. Kıza kızıyorlardı. Böyle tartaklıyorlardı. Sen niye böyle yaptın falan deyip açını bulup kızıyordu. Bu sefer kız birden şok oluyordu. Bu çocukta ne var deyip daha çok bağlanıyordu. Kızlar yani bundan mı hoşlanıyor yani? Tabii kızma yöntemi diye bir şey var. Normalde bunu kimseye söylemez de ben hep paylaşıyorum. Kırgınım da zaten. İnsanlara bildiklerimi öğrettiğim için işimde ne olduğum, görevimde ne olduğum, başıma neler geldi biliyorsunuz. Ama o kızma yöntemi de biraz şey ya. Hani öyle açıklamaktansa daha böyle yumuşak açıklanabilir. Yok bir çizgisi var onun. Onu deneyince anlarsın. Kızlar çok seviyor kızınca. Red flag. Yani şey gibi mi? Emir vereceksin. Yo mesela dilim senin hoşlanmadığın bir şeyi yaptı ya. Evet. Kızacaksın direkt. Sen nasıl böyle bir şey yaptın? Onun gözünde daha çok değerleniyorsun sana ulaşamadığı için. Peki yani bu konuları... Bir saniye Buracığım. Bir susar mısın? Şaka yapıyorum şaka. Konulara girmek mantıklı mı bilmiyorum ama. Örnek veriyorum hani mesela belki siz daha iyi bilirsiniz. Cinsel ilişki anında emir vermek böyle baskın davranmak mantıklı mı? Aynen. Şöyle söyleyeyim onu. Sen yönlendireceksin. Ya mesela domal. Sen yönlendireceksin. Her şeyini sen yönlendirmen lazım. Mesela örnek veriyorum. Bir dakika Yasin hocam. Bir lafınızı bölüyorum ufaktan. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz Grand Rap oynuyoruz ve bugüne bu videoya özel daha doğrusu gelen herkese bu linkten benim linkimden gelen herkese 1M hediye edeceğim oyunda. Yani 1M'le sınırsız silah alabiliyorsunuz öyle düşünün. 5M gibi değil bura. Bir silah 5K falan. Şimdi aşağıda bıraktığım linke tıklıyoruz. Şu bak İngiltere 3 bak arkadaşlar. Bak mallık yapmayın. 1 değil 2 değil 3. İngiltere 3'e tıkladınız. Buradan mailinizi, şifrenizi falan giriyorsunuz. Kayıt alıyorsunuz abi. Sonra size bir indirme linki veriyor. Onu indirdiğinizde böyle bir launcher karşılıyor ekranınızı. Buradan server 3'e tıklıyoruz. Sonrasında play diyoruz ve giriyoruz. Bugün yayında Grand Rap oynayacağız. Hepinizi bekliyorum. Tıklamada yayın adresim de var. Grand Rap'e de çok teşekkürler bu videoya sponsor olduğu için. Şu hareketi yapalım mı demeyeceksin. Onu dersen onun gözünde sıfır olursun. Evet. Diyeceksin. Her şeyi sen yaptın. Mesela, aynen. Hani şunu yapalım mı bunu yapalım mı demeyeceksin. Burak sen bir şey diyordun daha demin. Hocam ben ilişki sırasında karşı tarafa, karşı cinsime kıyamıyorum. Hani ve bu eksikliktir. Kıyamazsan zaten o senden gider. Kıyman gerekiyor, kızman gerekiyor. Utançlık sergilince gider. Mesela mesajına hemen cevap veriyorsan gider. Oran var anladın mı? Sen şimdi WhatsApp'ta kızla mesajlaşmanı göster bana. Burada sen 10 tane mesaj attıysan, o kız sana 3 tane mesaj attıysa bil ki sen muhtaçsın. Yanlış. Doğru, o belli bir oranda olması gerekiyor. Sorun var mı Faruk abi başka? Var var ama ilk önce şöyle bir fotoğrafımızı çekeyim. Hani story atmadık. Bir saniye. Bir dakika şurada. Tamam çektim. Bunu story paylaşırız. Evet dersimize normal bir şekilde ilerleyebiliriz ya sizin anlatımınızla. Biz arada sorular sorarız takıldığımız yerlerde. Bir tabii sorun. Hani mesela senin hakkındaki düşüncem mesela az böyle muhtaçça davranıyorsun mesela. Doğru valla. Muhtaç tekli davranıyorsun. İstekli görünüyorsun. Olacağı varsa da olmaz yani böyle istekli olursan. Ben kız olsam şöyle derim. Çocuk acaba bana ne satmaya çalışıyor? Niye böyle bana karşı ilgili? Bu çocuk katil mi? Valla hocam haklısınız ya. Peki Faruk abi için ne diyorsunuz? Hani Faruk için şu an daha onu analiz edemedim. Şöyle durayım isterseniz bir saniye. Biliyor şöyle görüyorum. Dursam mesela. Hani senin ses tonun iyi yani. Duruşun falan da normal ama ses tonun iyi yani. Ses tonunu beğendim. Beden dilin falan iyi. Rahatsın. Konuşman rahat ama senin mesela o diğer arkadaşın böyle istekli biraz görünüyor. Hocam bir kız olsa mesela Buğra'dan mı daha çok etkilenir benden mi? Ayağa kalk Buğra. Şimdi Buğra'dan ilk başta etkilenir ama konuşmaya başlayınca o patlar gibi. Doğru valla. Yakışıklısın şeysin sadece birazcık böyle ya, daha ya. Şey olursan böyle maskuliniteyi yakalaman lazım. Vallahi mesela Kısmet Solur falan izleyebilirsin. Kısmet Solur'da birkaç çocuk falan var. Yüz mimikleri falan çok iyi onları izle. Kısmet Solur tamam izleyeceğim hocam. Bugünden sonra bak vallahi söz başlayacağım. Ben de YouTube şeyi çekiyorum video tanışma videoları falan. Hocam geçen gün sizin boğulma testinizi gördüm. İnsanlık bitmiş ama ya. İnsanlık kalmamış yani. O anki ruh hallerine bağlı insanların. Şimdi herkes yürüyor, şey yapıyor. Ya şimdi şey soğuk olarak. Bir ortam orası. Soğuk bir ortam. Hani insanlar güvenmiyor. Ya hocam benim içimde kalan çok önemli bir soru var ya. Tamam evet. Ben iri yarıyım. Ne bileyim dövmelerim var. Marjinal bir tipim. Saçım uzun falan filan. Ama ben çok çirkinim. Ne yapacağım ya? Hocam çirkin değil ya. Çirkinim ya. Şimdi dış görünüş o kadar da önemli değil. Hocam önemli bunun... olan senin konuşma şekli. Şunun benim suratım olduğunu düşünün hocam. Şu benim burnum. Aynı bu şekilde duruyor. Bak aynı böyle duruyor. Lütfen öyle düşünme. Dışarıda insanları görüyorum. Hiçbir şey yok. Boyu yok. Tipi yok. Hiçbir şey yok. Kolu yok. Yanında en güzel kızlar var. Sen de görüyorsundur belki. Öyle mi dersiniz?
Tabii. Hocam şimdi biz birazdan kızlarla konuşmaya gideceğiz inşallah. Ki nasıl giriş sağlayalım? Hani gireceğiz ve ilk söylediğimiz kelime ne olsun? Nerede bu olay olacak? Onu anlamadım ki. Arkadaşlarım mı? Yok hocam. Bir tane Discord uygulamasından bir sunucuya gireceğiz ve kızlarla tanışacağız. Mesela Discord'dan şimdi rastgele biri ise biraz daha böyle makara falan yaparsın. Dalga geç onlarla. Mal falan de. Tamam hocam. Geç. Mal diyeceğim. Vallahi diyeceğim. Hadi bakalım. Zaten Fred'ince daha çok seviyorlar biliyorsun genel olarak. Tabii ki Fred'in demiyorum da. Ya yok, hani ay gerizekalı, ay gerizekalı. Mesela ben şöyle derim. Ay gıcık gıcık gıcık. Layıklık elden gidiyor. Hocam biz vallahi bilmiyoruz. Biz kızlarla konuşmayı bilmiyoruz yani. Selam ve selam. Devamı yok hocam. Mesela şunu söyleyebilirim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor falan. Kızı konuşturman lazım. 3'e 2. Kızı konuşturmanın en iyi yolu da son söylediği şeyi alıp tekrar onun sahasına sokacak şekilde tekrarlayacaksın. Ben diyecek işte mesela matematik öğretmeni falan diyecek. İşte matematik öğretmeni yorum yapacaksın. Yani matematik öğretmeni, matematik dersleri kolay ama çok sıkıcı. Bir kızı ara ve konuş. Bence konuş. Hoca yanımızdayken konuş. Yanlışlarını söyle en azından. Alo. Ne haber? İyi, ne oldu? Niye aradın? Böyle sohbet muhabbet etmek için aradım. Ben senden sohbet etmek istemiyorum. Belki işim var şu an. Ne oldu? Hocam ne diyeyim? Niye istemiyorsun be? Ya niye istemiyorsun? Biraz daha hızlı konuşursun. Bu kadar yavaş cevap veriyorsun ki işim var yani. Vaktinden alıyorsun. Hayır, niye istemiyorsun benimle konuşmak? Ben sana yaptım. Ne işim efendim? Var? Ne yaptın? Ben sana... Çalışacağım. Daha çalışacaksın. Ne çalışacaksın? Evet, fizik çalışacağım. O çok sıkıcı ya. Ya sana ne ya? Sen eğlenceli misin sanki? Şey, otistik gibi konuşuyorsun şu an. Yok, normaldir. Niye böyle kötülüyorsun? Ne yaptım sana? Hayır, cümlemi anlaman 2 saniyeni falan arıyor yani. Bak şöyle. Bak bana bir şey söyle. Alo. Anladın mı ne demek istediğimi? Sen konuşmayı mı bilmiyorsun? Tamam, biraz sesini kalınlaştırdı. Peki sohbet etmek istedim de. Niye böyle tepki verdin de? Senle sohbet etmek istedim. Sohbet mi istiyorum? Sen niye böyle kötülük kuruyorsun? Niye böyle tepki veriyorsun? 2 dakika arayayım. Halatını sorayım dedim. Sen niye böyle kötülüyorsun? Fatma küfür ediyorsun bana. Bana niye bağırıyorsun şu an? Hayır, bağırmıyorum. Bağırıyorum sana. Bana niye bağırıyorsun? Ama ya sen ya... kimsin bana bak. Sen kimsin? Sen kimsin sen? Kapatacağım ama şimdi telefonu. Kapat. Ödemeyi atarım. Kapat. Bir daha ararım seni. Kapatıyorum ki. Kapat. Dur. Ay, git başıma. Ben de... Ya hocam bu ne yapıyor şu an, ben niye küfretti böyle? Bak, telefonu açtın. Zaten sen müsait misin diye mesaj attın mı ona? Yazdım hocam yani. Bak, bunu yazman zaten hata senin. Niye yazıyorsun ki, ara direkt. Müsait değilse zaten açmaz telefonu. Kafayı mı yedin sen? Müsait değilse açmaz zaten telefonu. Müsait misin diye niye yazıyorsun? Sonra orada alo dedin. Evet dedi, ders çalışıyorum falan. Ona yok işte acelem var, hızlı söyle falan diyor. Burada shit test atıyor. Seni kendi çerçevesine almaya çalıştı. Sen de onun çerçevesine girdin. Orada ne acelem var falan deyip ters yapacaktın mesela. Trip atman gerekiyordu. Sen onun shit testini geçemedin orada. Doğru tepkiyi veremedin. Tamam, bir selam verdik. Sen niye bu şekilde tepki veriyorsun diyecektin ona. Onun çerçevesine girdin. Sonra ona halen espriler yapmaya çalışıyorsun. Fizik dersinden falan bahsediyorsun. Muhtaçlık sergiliyorsun. Kavgalı olduğum bir arkadaşı arayayım. Kavgalı değiliz de. Yani bana kötü davranıyor biraz. Onu arayayım. Siz beni yönlendirin. Alo. Alo, ne yapıyorsun? Oturuyorum, sen ne yapıyorsun? İyi ben de kanki. Bayağıdır konuşmuyoruz ya. Ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Öyle nasılsın, nasılsın diye. İyiyim. Ben ne oldu? De. Niye aradın? Ben de iyiyim. Harika. Sohbet ederim diye aradım. Ne oldu? Sohbet ederim diye aradım. Tamam edelim ya. Rüyamda gördüm. Rüyamda gördüm seni. Birlikte yolculuğa çıkıyorduk. Ya birlikte böyle... Açık utandım şu an. Birlikte yolculuğa falan çıkıyorduk beraber rüyamda. Saçların çok uzundu. Saçların... Saçların çok uzundu. Uzun, senin saçların çok uzundu, beline kadardı. Uzun bir yolculuğa çıkıyorduk senden. Oha, nereye gidiyorduk? Şeye, Amsterdam'a gidiyorduk. Ya siktir git ananına koyacağım şimdi. Niye öyle bir şey dedin? Mal mal Amsterdam diyorsun, amına koyayım. Ne gerizekalı adamsın, açacağın konuyu sikeyim senin ya. Amsterdam'a gidiyorduk, yok saçın uzun falan. Rüyamda gördüm seni, yalan mı söyleyeceğim? Rüyamda gördüm seni oğlum, yalan mı söyleyeceğim ya? Mal mal hareket yapma. Heh, tamam, hadi düzgün bir konu aç bakayım. Dedi. Hocam. Nasıl gidiyor hayat? Nasıl gidiyor hayat? Ya senin açacağın konuyu sikeyim ya, ben orrotunun çıkıyor. Oğlum düzgün konuş lan. Düzgün konuş. Bak. Kapat yüzüne kapat. Bak. Kapat. Oğlum seni mahvederim ha. Ben ne yapacağım? Kapat yüzüne kapat. Aslında bu video ilgi görürse şey de yapmak isteriz sizinle. Apaçı Mustafa'yı biliyor musunuz? Evet. 15 yıldır evlenemedi. Onun hani böyle bir analizini yapmanızı isteyebiliriz. Tabii, beden dili analizi. Aynen aynen gibi. Aynen. Kızlarla nasıl konuşuyor falan filan öğretirsiniz. Belki evlenir o da. İnşallah ya. Neden olmasın? İnşallah, olmayacak inşallah. Bir şey yok. Çok çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Şöyle videoyu yayınlamamızda bir sıkıntı yok. Ne bilirsin kafana göre. Tamam, sonradan kaldırma gibi bir durumlar olmaz değil yok, mi? Yok yok, kafana göre. Zaten yorumumu sabitleyeceksin, söyledim. Yok, kesinlikle sabitleyeceğim yorumunuzu. Sıkıntı yok.
hakkında. Tamamdır. Çok teşekkür ederim o zaman katıldığınız için. Çok memnun oldum. İkinize de dikkat edin. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Görüşürüz. Hocam Allah'a emanet. Görüşürüz bye gençler. Görüşürüz hocam. Çok yakında efsane bir video daha geliyor bu arada. Şu ekibe bak.